Şimdi kesirler verilmiş. Biz eğer şunu yapmaya kalkarsak, burada toplama işlemi yapmaya kalkarsak, şöyle çapraz çarpıp toplamaya girişirsek 27'nin karesini almamız gerekecek. Yani şöyle olacak. 27 çarpı 27 artı 28 bölü 27. Bunu yapmamız çok uygun olmaz. Çünkü çok büyük bir sayı, çarpmamız da mümkün olmaz. Kaldı ki aşağıda da şu ikisini çarpmamız gerekir. Toplamayı yapabilmemiz için. Demek ki böyle yapmayacağız bunu. Şunu siliyorum. İfadelere bakarsak paydası 27, bunun da paydası 27. İkisinin arasında bir alaka olmalı. Şu tabi bileşik kesir 28 bölü 27 şeklinde verilmiş. Bu da 29 bölü 27. İkisini birbirine benzetebiliriz. Yani fazlalıkları tam sayı olarak alabiliriz. Birinciyi yazıyorum. 27 artı şunu da 27 bölü 27 artı 1 bölü 27 gibi düşünebiliriz. Şunları topladığımız zaman 28 bölü 27 yapar. Bu yani. Aynı şeyi aşağıda da düşünürüz. 55 artı şu 27 bölü 27, geriye kalansa 2 bölü 27 olmalı ki 29 bölü 27 çıksın. Paydaları aynı, toplayınca 29 bölü 27. Şunlar 1. Şunlar gidecek, bu 1 olacak. Bunlar gidecek, bu 1 olacak. Şimdi yukarıdaki ifade 27 burada, bir de burada 28. 28 artı 1 bölü 27. Aşağıdaki ifadeye bakarsak burası 55'ti. 1 de buradan gelecek. 56 artı 2 bölü 27. Şimdi ifadelere bakarsak bir bağlantı var. Bir benzerlik var. 2 katı 1 bölü 2, 2 bölü 27. 2 katı. 28, 56. Bu da 2 katı. Yani biz şu aşağıdakini iki parantezine alırsak, üsttekini yazıyorum aynen. 28 artı 1 bölü 27. Aşağıdakini iki parantezine alarak yazıyorum. Buradan 28 gelecek. Artı şuradan da 1 bölü 27. Eğer biz bu 2'yi içeri dağıtırsak 2 çarpı 28, 56. 2 çarpı 1 bölü 27, 2 bölü 27 olur. Aynısı. Artık şu iki ifade birbirinin aynısı olduğu için bunları sadeleştiririz. Bunları birbirine götür. Tabii yukarıdaki gidince geriye 1 kalacak. Üst tarafında 1 kalacak. Aşağıdan 2 kalıyor. Demek ki sonuç 1 bölü 2. Tüm işlemin sonucu.